Videomuz sponsor olduğu için Altium 365'e teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bu videomuzda özellikle DC motorların düşük devirlerde yük altında dönüşünün yavaşlamasının engellenmesi, yani torkunun ve devrinin korunması ile ilgili güzel bir devre paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşük devirler altında motor yüke bindiğinde devri kolayca düşüyor. Bu videomuzda bunu ortadan kaldıracağız. Gelin birlikte başlayalım. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler. Ev yapımı PCB üzerine devre elemanlarını ve bileşenlerini yerleştirerek projeyi hazırlamaya devam ediyoruz. LM393 için LM7809 ya da LM7805 kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde hangisi varsa burada kullanmanız mümkün. Her ikisi de LM393 için gerekli olan çalışma gerilimini sağlayacaktır. Devreden birazcık bahsedecek olursak arkadaşlar, devrenin kalbini bir LM393 entegresi oluşturuyor. Bu entegremizin gerekli olan frekansı üretebilmesi için ve yine geri beslemenin oluşturabilmesi için gerekli olan dirençleri, diyotları ve kondansatörleri PCB üzerindeki yerlerine yerleştiriyoruz. LM393 entegresi bir sinyal üreterek arkadaşlar motor çıkışımızı bir mosfet üzerinden kontrol ediyor. Motorun devri düştüğünde çıkışta meydana gelen frekans değişimini yine bir geri besleme hattıyla entegremiz kontrol ederek arkadaşlar frekansı yükselterek ya da genliğini değiştirerek motor devrinin sabit kalması sağlanıyor. Bu şekilde ise arkadaşlar özellikle bir elektrikli bisiklet uygulaması olabilir. Doğru akımla birlikte motor devrinin sabit kalması gerektiği durumlarda kesinlikle kullanmanız gereken harika bir devre arkadaşlar. Şimdi diğer bileşenlerimizi de yerleştirelim ve ardından test aşamasıyla sizleri baş başa bırakacağım. Devrenin en güzel özelliklerinden bir tanesinin ise çıkış kontrolü için ikinci bir sensöre ihtiyaç duymadan direkt motor çıkışı üzerinden gerilim farklarını algılayarak bunu sağlayabiliyor olması. Bu da hem zamandan hem de parçadan oldukça büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Bu sayede çıkışı rahatça kontrol etmeniz ve motor devrini sabit tutmanız mümkün. Altium Designer, sizi fikirden üretime kadar elektronik üretim sürecinin her detayına sorunsuz bir şekilde bağlayan sezgisel bir arayüzle zahmetsizce PCB tasarımları oluşturun. Altium 365, platforma sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan ek lisans gerektirmeden, ekstra kurulum veya yapılandırmaya ihtiyaç duymadan Altium Designer içinden zahmetsizce tasarlayın, paylaşın ve üretin. Herhangi bir tarayıcı ya da cihazdan gelen geri bildirimler ile
zamandan tasarruf edin. Octopart, elektronik parçalar ve bileşenler için ücretsiz bir arama motorudur. Dünya çapında 16 milyondan fazla kullanıcı artık Octopart'a güveniyor. Videonun açıklamalar kısmında bulunan bağlantıları kullanarak bu ücretsiz uygulamaları denemekten ve kullanmaktan çekinmeyin. Tüm bileşenleri neredeyse yerlerine yerleştirdik ve devreyi çalışmaya hazır hale getirmek üzereyiz. Devremizde her şeyi kontrol edecek olan LM393 entegremizi de olması gereken yere yerleştiriyoruz. Ardından motor giriş çıkış ve enerji bağlantılarını yaparak birlikte projemizi test etmeye başlayacağız. Frekans kontrollü olarak motorun dönüş hızını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bu arada buradaki dalgalanmaların nedeni motor ivmelenmesi yüzünden oluyor arkadaşlar. Motor devri birden yükseldiği için burada bir geri besleme meydana geliyor. Ancak yük altında motorun gayet sağlıklı çalıştığını görebilirsiniz. Motoru otomatik olarak normalden fazla güç uygulandığını daha iyi görebilmeniz için ayarlı güç kaynağını kameranın görüş açısına getirdim. Şimdi gerilimi düşürüyorum ve motorun devrini mümkün olduğunca minimum hale getireceğim. 9 volt göndereceğim arkadaşlar. Devri minimum pozisyonu aldım. Şu anda yaklaşık 300 miliamperden yük altında ise otomatik olarak daha fazla güç uygulanarak arkadaşlar yaklaşık 3,5-4 ampere kadar çekilen akımın yükseldiğini görebilirsiniz. Oldukça güzel sonuçlar veriyor. Özellikle elektrikli bisiklet uygulamalarında oldukça verimli sonuçlar almanız mümkün. Devreye osiloskop bağlayarak size çıkışta neler olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerekli bağlantıları yaptıktan sonra testlerimize devam ediyoruz. Şu anda mosfete uygulanan sinyali görebilirsiniz.
Motora yük uyguladığımda ise buradaki sinyalin genliği ve vuruş şiddeti artırılarak arkadaşlar motorun sabit bir hızda dönmesi sağlanıyor. Belirli bir devre kadar yükseltip birden bir yavaşlattığımda ise geri besleme üzerinden sinyal alınamadığı için PWM sinyalinin azaldığını görebilirsiniz. Pense ile dahi güç uyguladığımda motor devrenin sabit kaldığını görebilirsiniz. Böylece bir projemizi daha başarıyla tamamladık. Videonun açıklamalar kısmında projeye ait devre şemasını isteyen arkadaşların yapabilmesi için PDF formatında PCB dosyasını bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.